Başkasının hakkını gasp etmek. Bir bankada ya da başka bir yerde işiniz varsa medeni bir insan gibi sıraya girersiniz. Bir önünüzdeki insanı rahatsız etmeyecek bir konumda beklersiniz. Bulunduğunuz sıradaki işlem yapan ATM ya da gişe arıza ya da başka bir nedenle kapanırsa ne yaparsanız diğer çalışan taraflara yeniden sıraya girmez misiniz? 2 gün önce Ziraat Bankası'nın 3 ATM'si olan bir şubesinde para yatırmak için sıraya girdim. Sıraya girerken bir önümde bekleyen 10-12 yaşlarında birine "Yakışıklı, sırada mısın?" dedim. "Değilim." deyip kenara çekildi. Ben de sıraya girdim. Bir şeylerin ters gideceği, arkama sıraya girerken maskesini takmayıp yarım metreye kadar sokulan, uyarılara aldırmayan, sigara içen adamdan belliydi. Bir hayli bekledikten sonra 3 ATM'den ortadaki bakıma girdi. Baktım ortadaki ATM'yi bekleyenlerden bazıları hala bekliyor. Sıramı gasp edeceğini fark ettim ve iki tarafta yeniden sıraya girmeleri için uyardım. Benim dengimde bulunan kısa boylu 45 yaşlarındaki şahıs "Ben senden önce geldim. Bir de yeniden sıraya mı gireceğim?" dedi. Bunun üzerine bir miktar münakaşa ve sıramı kaptı. Her ne kadar hazmedemesem de virüsten dolayı sosyal mesafemi korumak zorundaydım. 2 gün sonra yine aynı bankada işim olduğu için yine gittim. Bizden önce gelmiş birçok amca ve teyzeler bekliyordu. Biz de sıramızı aldık, beklemeye başladık. Yine kısa boylu 50 yaşlarında biri herkesi yarıp bankanın açılma saatinden önce içeriye girmek için defalarca girişimde bulununca bu konuya değinmem gerektiğini anladım. Düşünebiliyor musunuz? Böyle insanlar göz göre göre birilerinin hakkını gasp etmek için çabalıyorsa eline fırsat geçince neler yapmaz ki? Bir memleketin kalkınabilmesi için önce kendin için istemekten öte herkes için istemeyi bileceksin. İnsan fıtratı birle yetinmediği için onu törpülemezsen başkasının hakkını gasp etmeyi kendinde hak görürsün. Başkasının hakkına göz dikmeyi ne yüce dinimiz tasvip eder ne de insanlık medeniyeti tasvip eder. İnsanlık, medeniyet dediğin şey başkasını yok saymak değil, başkasının hakkını alabilecekken almamaktır. 28 Ağustos 2020.